İyi günler değerli Son Söz TV izleyicileri. 5 Nisan 2022 ana haber bülteniyle beraberiz. Batman Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çevreyi kirletenlere karşı yaptığı genel denetimlerde inşaat atıklarını çevreye bırakıp çirkin görüntü oluşumuna sebep olan kişilere ceza işlem uyguluyor. Batman Belediyesi'nin gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına başlattığı çalışmalarda 2021 yılı içerisinde 87.381 metreküp yıkım ve moloz atıkları için 98.303 TL'yi belediye bütçesine kazandırdı. Belediye personeli, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin öncülüğünde kan bağışı yaptı. Vali Hulusi Şahin, Ramazan ayında azalan kan bağışına destek olmak ve vatandaşları kan vermeye davet etmek için Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu. Vali Şahin, Atatürk Parkı önünde bulunan standta 72 özel güvenlik ve 72 zabıta ile kan bağışında bulunurken Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraca da kan vermesi için meydan okudu. Batman Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Batman Barosu önünde basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına Batman Baro Başkanı Avukat Erkan Şenses ve baroya kayıtlı avukatlar katıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Baro Başkanı Erkan Şenses, avukatların mesleklerini icra ederken kanunun belirlediği sınırlar içerisinde kamu görevini yerine getiren adaletin yegane koruyucuları olduğunu belirtti. Batman Umut Kervanı Derneği, Umut Ayı Ramazan temasıyla ihtiyaç sahibi ailelere 3000 Ramazan kolisi ulaştıracak. Dernek Başkanı Salih Güzel, dağıtımı bir haftada tamamlamayı planlıyoruz. Gıda kolilerinde pirinç, yağ, çay, mercimek, şeker gibi 12 ürün yer alıyor. Hayırseverlerimiz istedikleri sayıda gıda kumbanyası bağışında bulunabilecekleri gibi imkanları oranında kumanyanın bir kısmına da katkı yapabilirler dedi. Batman'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı. Bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan DE ile eşi SE arasında Meydan Mahallesi Şemsiye Sokak'ta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine DE herkesin gözü önünde eşi SE'yi 11 bıçak darbesiyle yaraladı. Olayın ardından kaçan ve polis tarafından yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi 24.532 kitapla öğrencilerine her alanda okuma imkanı sunuyor. Lisenin müdür yardımcısı Zeynep Özlem Sevim, kütüphanemizde 24.532 kitap bulunuyor. Bu sayı ile Türkiye genelinde kütüphanesinde en çok kitap bulunan 12. okuluz. Bu kadar kitabı almak için kermes ve kitap toplama kampanyaları düzenledik. Yayın evlerinden destek isteyerek yürüttüğümüz çalışmayla kütüphanemizi zenginleştirdik dedi. Batmanlı fotoğraf sanatçısı Orhan Kartal, 2 yıl önce Batman'da bir kaza sonucu yanan AVM'nin fotoğrafları ile Türkiye, Kıbrıs, Bosna Hersek, Sırbistan ve Bangladeş olmak üzere toplam 5 ülkede yapılan uluslararası fotoğraf yarışmalarından altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Batman İl Özel İdaresi'nde şef olarak görev yapan fotoğraf sanatçısı Kartal, "Polis haftası olması sebebiyle bu ödülleri emniyet mensubu çalışanlarına ithaf ediyorum." dedi. Batman'ın en küçük koronavirüs hastalarından 5 aylık Suriyeli bebek, 2 haftadır tedavi gördüğü Dünya Hastanesi'nde sağlığına kavuştu. Koronavirüsün erişkinlere göre çocuklarda daha farklı semptomlarla ortaya çıktığını anlatan Dünya Hastanesi anestezi uzmanı Dr. Mehmet Beşir Yıldırım, "Çocuk hastalarımızda çok değişik bulgularla ortaya çıkabiliyor. Biz daha çok destek tedavileriyle devam etmeye çalışıyoruz." dedi. Batman Valiliği, şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi. Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, iftar programında şehit yakınları ve gazileri ağırladı. Programda konuklara seslenen Vali Şahin, "Valilik olarak ilk iftarımızı şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve ailelerine vermek istedik. Çünkü biz sizlerle bir aileyiz. Şehitlerimize layık işler yapmaya çalışıyoruz." dedi. Emniyet Müdürlüğü farklı birimlerde görevli emniyet mensuplarının oluşturduğu müzik korosu Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle konser verdi. Batman Belediyesi Ahmet Güneştekin Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İdris Demir, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, emniyet mensupları ve aileleri katıldı. Konserde polis korosu seslendirdiği eserlerle konuklardan takdir topladı. Bugünkü haber bültenimizin sonuna geldik. İyi günler.